Çünkü biz biliyorsunuz geçenlerde Belçika'da 390 tane tıp profesörü ve 1340 tane de sağlık çalışanı, yani doçent doktorlar Belçika'da. Bunların hepsi toplandı ve bu pandemi konusuna baş kaldırdılar. Patladılar tabiri caizse. Yeter artık dediler yani. Bu kadar tıp hegemonyasını, tıpı tanrılaştırmayın dediler ve şu anda bu yapmış olduğunuz pandemide tamamen insanların kişisel haklarına ve sağlıklarına zarar veriyorsunuz. Bu pandemiyi bir an önce bitirin dediler. Yani bu kadar maske takmak, sosyal izolasyonlar, insanları birbirinden ayırmak, yaşlılarla görüşmeyin demek ki insanları tamamen ayrı tutmak, bu insanların kişisel haklarına tamamen hakarettir. Burada büyütülecek bu kadar büyük bir mesele yok. Şu anda var olan influenza'dan veya normal gripten veya işte rinovirüslerden daha farklı, AB virüsler olarak daha farklı bir virüs yok. Tamam, mutasyona uğruyor ama grip kadar öldürücü değil. Biz bu filmi biliyorsunuz, kuş gribinde de, domuz gribinde de, işte Ebola'da da, SARS'ta da hep izledik yani. Yani dördüncü seviyeye kadar Dünya Sağlık Örgütü getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün zaten nasıl bir endüstri olduğu da ortaya çıktı. Yalanları da ortaya çıktı. Hiçbir şey yapmadığı da ortaya çıktı. Ve bunların hiçbirinin yapmayışının sebebi yıllarca, bu 2017'de mesela bir film çekildi. Salgın diye bir film miydi? Öyle bir film. Onda Covid-19 olarak bu hastalığın adı geçtiğini, Kanada üzerinden Amerika'nın bir sürü kitler aldığını ve taşımacılık yaptığı belgeleriyle ortaya kondu. Ve Hollywood sektörünün, film sektörünün ve dizi sektörünün tamamen bu salgını bilinçaltına yerleştirip de böyle bir şey 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra yapacaklarını zaten tezgahlamışlardı. Ama bu tabii ki şu anda yapılanları görüyorsunuz, nelere gidiyor. Şu anda bizim milletimiz, bakın, öyle bir korku, öyle bir panik, öyle bir endişe uyandırıyorlar ki şu anda Türkiye'de 15 milyon grip aşısı talebi var. Yani şu anda 1,5 milyon hemen acil vurulması gerekiyor. Her eczaneye 40'ar tane dağıtılacak. Her eczane o kadar hakkı varmış. Ama hepsi 10 katını, 20 katını daha fazla talep ediyorlar. Çünkü artık insanlar araya milletvekillerini, akrabalarını, birilerini, tanıdıklarını, doktorlarını koyarak eczanelere, yani abileri, dayıları araya koyarak grip aşısı elde etmeye çalışıyor. Bakın bizi ne hale getirdiler. Daha da getirecekler. Bir maske taktırdılar bize. Ne oluyor maske takınca? Karbondioksit soluyorsunuz sürekli. Verdiğiniz nefesi tekrar alıyorsunuz. Karbondioksit soluyorsunuz. Dezenfektanlarla sizi sürekli kronik hastalıklara maruz tutuyorlar. Sürekli dezenfektan, kronik hastalıklara maruz kalacağız. Zaten kronik hastalıkları olanların da ölümüne sebep oluyor bu dezenfektanlar. Bunu iyi anlamamız lazım. Bunların hepsi tezgah. Bütün Hollywoodlarda bilinçaltlarına yerleştirilerek zaten bu tezgah hazırlanmıştı. Ve biz bundan önce 4-5 defa izlediğimiz oyunu tekrar izliyoruz. Sadece bu sefer pandemi boyutuna getirdiler. Bundan önceki SARS şeyinde veya domuz gribinde dünya üzerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı 140 milyon insan ölecek, 4,4 trilyon dolar Dünya Merkez Bankası açıklama yaptı. Bu kadar bu işe bir maliyet gidecek denmişti. 140 milyon insan, 1 milyon insan bile ölmedi. Yani kıymetli insanlar, şu anki şeyi konuşmak istemiyorum. Benim konum pandemi veya virüs değil. Konum başka. Konuma girmek istiyorum. Size öncelikle ben telefonlarımı vereyim. Siz de inşallah konuyla alakalı fikirlerinizi sunun veya konuları açın. Beraber istişare konusu olsun. Beraber paylaşalım. 0532 721 7087. Bu benim şahsi telefonum. İnşallah şimdi KC'den arkadaşlar alta bant olarak yazarlar. Oradan canlı yayında olduğumuz için arama yapmayalım. Sadece mesajlar atalım. 532 721 7087 kıymetli insanlar. Bu telefon numarasından inşallah bize ulaşırsınız. Buraya WhatsApp'tan mesajlar atarsınız. Normal SMS olarak direkt mesajlar da atabilirsiniz. Sizlere inşallah okuyarak cevap verelim. Şimdi meselemiz şurası kıymetli insanlar. Bu pandemi döneminde dünya üzerindeki, mesela size söyleyeyim, BBC'ye,
NBC'ye, El Cezire'ye, ProPublica'ya, The Guardian'a, Financial Times'a, Washington Mungle'ye, Le Monde gibi dünya üzerindeki Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın bütün haber ajanslarına Bill Gates Vakfı tarafından, Bill Gates vakıfları tarafından 100 milyonlarca dolar akıtıldı. Milyar dolara yakın paralar, finans kaynakları akıtıldı bu haber ajanslarına. Bu haber ajansları, diğerleri zaten mahalli haber kanalları, zaten onlar bedava ücretsiz taşeronluk yaptılar bu pandemiye. Ama bu pandeminin oluşmasını zihin bilinçaltlarına ve gerçekten bir pandemi varmış havasına sokmak için dünya üzerinde haber ajansı olarak bütün TV kanallarının haber aldığı yerlere, buralara, deminki saydığım BBC'ye, NBC'ye, The Guardian'a, işte Reuters'e, bu tarz yerlere Bill Gates Vakfı tarafından milyonlarca, yüz milyonlarca dolar akıtıldı. Niye? Bu pandemiyi coşturun ve ciddi bir pandemi olduğu ortaya çıksın ve biz yapmak istediğimiz şeyleri yapalım. Rahat yapabilelim. Yani artık zamanını yakaladık. Tamam, çok fazla insan ölmedi ama önemli değil. 500 milyon insanın ölmesini hedefliyorlardı nüfusu dengeye sokabilmek için. Çünkü neler yaptılar? Nüfus planlamaları, işte doğum kontrol app'ları, bunları başaramadılar arkadaşlar. Olmuyor, çünkü ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın mukadderatını ve kaderin yürüyüşünü değiştiremiyorlar. Ama bu hallerle insanı kontrol et ki sistem bozulmasın, dünyayı kontrol et ve artık şu ana kadar işletmiş oldukları sistemleri çöktü ve yeni bir sistemi düzene, dengeye koymak zorundalar. Şimdi bazıları televizyonlarda konuşuyor, buna hep kızıyorum. Üst akıl, alt akıl, üst akıl, alt akıl diye bir şey yok kıymetli kardeşlerim, kıymetli abilerim, ablalarım. Bir rahmani akıl vardır, bir şeytani akıl vardır. İki tane akıl vardır. Eğer Allah'a yakın olup, Allah korkusuyla hareket edip, Allah'ın kitabını ve Resulünün yolunu önüne alarak hareket edersen, rahmani akılda bir insansındır. Eğer bu söylediklerimden, Allah'tan uzaklaşarak bir akıl yürütüp iş yapıyorsan, şeytani akılsın sen. Çünkü senin aklının içinde veya fikrinin içinde rahmaniyet yok. İstediğin kadar ağzında kuş tut, hikaye anlatırsın. Rahmani akıl ve şeytani akıl vardır. Ve Allah da buyuruyor ki, Rahman olan Allah buyuruyor ki, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Şimdi böyle bir apaçık, bizi yoktan var eden Rabbimiz, apaçık düşmanımızı işaret ederken, bu şeytani akla sahip olan bu tipler, bugün bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimizde tohumumuzun, gıdamızın ve üretilecek zerrelerimizle ihtiyacımız olan suyumuzun, her şeyimizin kontrolünü ele aldılar. Müslüman bir ülke olarak, Müslüman bir ülke olarak kıymetli insanlar, Bill Gates ve Melinda Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı 2000 yılında kuruldu ve bunlar özellikle tohum konusunda ve Allah'ın izniyle sıtma ve açlığı giderme konusunda çığır açan çalışmalar yapacağını duyurdular. Böyle bir vakıf kurdular. Yani BGMV diye. Bill Gates ve Melinda Gates Vakfı. Bunlar Afrika'da 10 milyonlarca insanı öldürdüler. Kimsenin haberi yok. Hiçbir yerde duydunuz mu? Çünkü yüz milyonlarca, milyarlarca dolar dünya üzerindeki bütün haber ajanslarına para indirebilen bir yapı, şeytani akıl, size ne görmeniz isterse onu gösteriyor. Görmemeniz gereken şeyi görmeniz mümkün değil. Bizimkiler hala seçim yapalım, seçime gidelim. Ya ne seçimi, neden bahsediyorsun ya? Başında bir sürü tezgah örülüyor, bir sürü sıkıntın var. Savaşlara girmişsin, her taraftan dışarıdan tehdittesin, içeriden tehdittesin. Her yerden bize saldırıyorlar. Kalkmışsın hala savaş, seçim yapalım diyorsun veya öbürü biz yapmayalım diyor. Kıymetli arkadaşlar, bırakın bu siyasetleri bir kenara ya. Ya siyasetçilerin hiçbir şey yaptığı yok. Hiçbir şey yaptığı yok. Satılmayalım yeter. Satılmayalım yeter. Yani bugüne kadar hep gündeme gelmiş GDO'lu, yani genetik değerleriyle oynanmış. GDO, genetik değerleriyle oynanmış.
Şu anda buğdayın 100 tanesinin 99 tanesinin genetik değerleriyle oynanmış kıymetli arkadaşlar. Hepsi GDO'lu ve hibritleştirilmiştir. Şu andaki 4 tane gencimizin 2 tanesinin çocuğunun olmaması kısırlık sebebi bundan. Ve kalp rahatsızlıkları, Alzheimer hastalıkları, alerjik hastalıklar hep bu buğdayın genetik değerleriyle oynanmasından dolayı, hibritleştirilmesinden dolayı oluyor. Kıymetli insanlar, FMTV izleyenleri, güzel Müslümanlar, kıymetli abilerim, bu sizin bir ayakkabınız gibi, bir cübbeniz, kıyafetiniz, elbiseniz gibi bir şey değil. Bu sizin her saat, her gün, her dakika zerrelerinizle ihtiyacınız olan ve zaruri şekilde tüketmek zorunda olduğunuz şey. Ve şu anda marketlerde raf ömrü olan, yani bir günden sonra raf ömrü uzun olan 1000 tane gıdanın 999 tanesinde jelatin mevcut. Jelatini de domuzdan üretiyorlar. Ondan sonra hocam kıldığım namazdan zevk almıyorum. Hocam namaz kılıyorum, günahlara düşüyorum. Hocam işte huzurum kaçtı. Aile düzenim yok. Çocuklarım böyle oldu. Daha çok uğraşırız. Daha çok uğraşırız. Allah ibadetleri 10 kısımdan yarattı. 9 kısmı helal lokma yemek. 9 kısmı helal lokma yemek. Bir kısmı hac yapmak, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hayır yapmak. Bir kısmı bu. 9 kısmını helal lokma yemeye koydu Mevla Teala. Tayyip olanlardan yiyin diyor Mevla Teala. Tayyip olan ne demek? İnsanın aklına, ruhuna, bedenine zarar vermeyen, genetiğiyle hiç oynanmamış, saf, hiç karıştırılmamış gıdalar demektir. Allah bunları yememizi emrediyor. Peygamberlerine de bizlere de. Hepimize bunu yememizi emrediyor. Yoksa diğerleri zaten haram oluyor kıymetli insanlar. Haram Allah'ın yasakları işte. Allah'la harp etmek oluyor. Nasıl mutlu olacağız Allah'ın dünyasında, Allah'ın kainatında, Allah'ın arzu etmediği şeyleri yiyerek? Bu haramı yediğimiz zaman haram yiyenin duası da kabul olmaz, namazı da kabul olmaz. Faiz alan bir adam, bariz bir şekilde faiz alan bir adamın namazı olur mu? Mümkün mü? Biri dua ediyordu Mescid-i Nebevi'de. O kadar güzel dua ediyor ki ama herkesi ağlatacak derecede bir dua ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, onun hiçbir duası kabul değil. Allah katına çıkmıyor bile. Allah onu duymuyor bile. Niye ya Resulullah, hepimiz ağlayacaktık. O kadar güzel dua etti. Midesi ateş dolu dedi. Haram dolu. Haram yiyerek insanın duasını Allah kabul eder mi? Mümkün mü? Ve biz gıdalarımızın tamamının kontrolünü büyük küresel şirketlerin kontrolünde Bill ve Melinda Gates Vakfı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşma yaptık kıymetli insanlar. Anlaşma yaptık 2019'da 10 Nisan'da. Anlaşma yaptık ve süresiz. Ya bunlar dünyada tohumu ifsad etmek için elinden gelen her şeyi yaptılar. 1940 yılında Kasım Güley'i, CHP'li Kasım Güley'i oraya götürüp de burs veren Rockefeller grubu, yani bedavaya bir taş atıp da bin taşın gelmeyeceği yere bedava yatırım yapar mı? Diktatörlük döneminde, İnönü döneminde gitti oraya geldi ve orada enjekte edilen her şeyi buradaki Anadolu çiftçisine akıttı. Bütün pisliğini buraya akıttı o Kasım Gülek denilen kişi. Ve Monsanto şirketlerine pirincin ve tohumun ve bütün buğdayın genetiğini bozmasını yeni getirmiş olduğu bir tane tohumla beraber bütün değerleri ve şeylerimizi bozdu. Bizi kısırlaştırıyorlar. Bizim zihinlerimizi işgal ediyorlar kıymetli insanlar. Ve bu pandemilerle, korkularla bizi yönetiyorlar. Artık savaş burada. Bu bizim zerrelerimizle ihtiyacımız olan bir şey. Bir kitap gibi değil ki almasam da olur. Bir çorap gibi değil ki ihtiyacım yok bir sene sonra alırım diyebileceğiniz bir şey. Her gün sabah ve akşam yemek zorundasınız bunu. Her gün yemek zorundayız bunu. Ve bize neler verdiklerini konuşamayacağız. Ne söylediklerini söyleyemeyeceğiz. Hangi kıymayı verdiklerini, hangi domuzun etini bize yedirdiklerini, sığır eti diye sorgulayamayacaksın. Sorgularsan 50 bin lira ceza yiyeceksin. Ben bir kere konuşurum, ikinciyi konuşamam işte. Ama hep beraber millet olarak ya sağlığımıza sahip çıkmalı değil miyiz kıymetli insanlar ya? Sağlığımızı alıyorlar, zihinlerimizi alıyorlar, bilinçaltlarımızı alıyorlar. Bakın artık torunlarınıza, çocuklarınıza,
Allah rızası için kendinize de bakın. 10 milyon tanenin üzerinde çocuk ölüyor şu anda Yemen'de. Kaç kere oturup bir kenarda köşede Allah için oradaki ümmeti düşünüp ağladık. Dünya üzerinde bir sürü millete zulüm var. Kaç kere bakın bu yediklerimizden oluyor işte. Taş gibi kalplere, kaya gibi kalplere sahip olduk artık. Ağlayamıyoruz. Sadece materyal düşünen, arabam olsun, evim olsun, kariyerim olsun, çocuğumun diploması güzel olsun. Ya biz bunlar için gelmedik dünyaya, ne çabuk özümüzü unuttuk. Ne çabuk Mevla'yı terk ettik, sırtımızı döndük. Mevla ile barışmadan bu işler düzelmez kıymetli insanlar. Rabbimizle aramızı düzeltmemiz lazım. Allah'ın kitabını önümüze koymamız lazım. Allah'ın Resulünün yolunu, sünnetini önümüze koymamız lazım. Yoksa bu şeytani akılla baş edemeyiz. Bakın her yerimizi işgal ettiler. Meclisimizle anlaşma yaptılar. Müslüman insan bunlar. Ve bugüne kadar Afrika'da milyonlarca insanı öldüren, öyle değil mi? İnsanların üzerine insanları kobay gibi kullanıp da onları deney haline getirip de milyonlarcasının ölmesine sebep olan Bill Gates değil mi? Pandemi döneminde Bill Gates'i izlemiyor musunuz? Ne yapmak istediğini anlamıyor muyuz yani? Yani bu kadar mı zihinlerimizi işgal ettiler? Bu kadar mı gavur aşığı olduk, gavur uşağı olduk ya? Hadi biz bilmiyoruz. Ya ama idare kadrosundasınız. Siz niye bilmiyorsunuz bunları ya? Ya bu adamlar Allah buyuruyor ya. Sizi bir kaşık suda boğmak için elinden geleni yapar diyor ya. Bunları ben yarattım diyor ya Allah. Ben yarattım ve bunlar böyle diyor ya. Ve biz bu adamların Müslümanlara faydalı olması için meclisimizin içine sokup bunlara konuşma hakkı veriyoruz ya. Ya bunlar Osmanlı döneminde böyle dururlardı köpek gibi kapıların önünde ya. Zaten köpek kadar kıymetleri yok ki bunların. Kafir bunlar. Allah'a ve peygambere küfrediyor bunlar. Tanrı Allah'la oynuyor bunlar. Ve biz Rabbimizi bırakıp kafirden medet bekliyoruz ya. Bütün Allah yağdırmasa, Allah gökten yağdırmasa, güneşini çıkarmasa, yerden bitirmese ne yiyeceğiz ya? Ne yiyeceğiz? Kafir Bill Gates mi bize çıkartacak yerden? Niye Rabbimizi terk ediyoruz ya? Bugüne kadar Rabbim kimi aç bıraktı ya?